Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın geçmiş dönem başkanı Aytekin Çanakçı'dan yeni yönetime ve şoförlerden alınması öngörülen çalışma izin belgesi ücretine yönelik eleştiri geldi. Konuşmamamın yegane sebebi 2014'te yapılan seçimlerin sonucunda kazanan arkadaşımızın bilgi ve becerilerini görmekti. Konuya dikkat çekmek ve şoför esnafına katkıda bulunmak adına bir açıklama yapan Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası eski başkanı Aytekin Çanakçı, Büyükşehir Belediyeleri Yasası kapsamında ulaştırma koordinasyon merkezlerinin uygulamakla zorunlu olduğu servis araçları yönergesi, taksi ve taksi dolmuş yönergesi ve tahtitli araçlardan alınan çalışma izin belgesi, ruhsat harcı bedelinin yapılacak bir takım girişimlerle alınmayabileceğini iddia etti. Kent Haber'e konuşan eski başkan Aytekin Çanakçı, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yönetimini eleştirerek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi. 2 yıldan beri odanın yapmış olduğu birçok hatalardan dolayı konuşmamamın yegane sebebi 2014'te yapılan seçimlerin sonucunda kazanan arkadaşımızın bilgi ve becerilerini görmekti. Ama bakıyorum ki son dönemlerde gelen şikayetler bana bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktı. Çünkü ben her ne kadar eski şoförler odası başkanı olsam dahi bu esnafın bir ve odanın bir üyesiyim. Ve alınan her karardan nasıl esnaf zarar görüyorsa aynı zararı ben de görmekteyim. Bunun için de hem esnafıma faydalı olabilmek hem de kendi açımdan kendi işimi halledebilmek için bir araştırma yaptım. UKOME'nin aldığı kararın önüne geçilebileceğini, konu hakkında emsal oluşturan mahkeme kararlarının olduğunu açıklayan Çanakçı, sözlerine şöyle devam etti. Bunun sonucunda da yapmış olduğum araştırmanın sonucunda da gördüm ki, Muğla UKOME'nin almış olduğu kararlardan ilgili olaraktan yakın çevremizdeki İzmir, İstanbul ve Bursa'da, Antalya'da yapmış olduğum araştırmalarda Muğla UKOME'nin almış olduğu 500 liralık parayı almamışlar. Bundan ilgili UKOME kararları elimde mevcut. Ve bir noktada şoför esnafına faydalı olabilmek için de bunu açıklamak zorunda kaldım. Şimdi elimizdeki kararlarımız mevcut. Bursa'da kazanılmış bir dava var. İstanbul'da ve İzmir'de UKOME'nin almış olduğu kararlar var. Buradan şoför esnafına ve şoförler odası başkan arkadaşımıza seslenmek istiyorum. Bununla ilgili itiraz etmek isterlerse, bununla ilgili adli mercilere başvurmak isterlerse elimizde mevcut belgelerimiz var. Aytekin Çanakçı, tek başına bu belgelere ulaşılabiliyorken şoförler odası yönetiminin bu belgeleri neden ortaya çıkarmadıklarını çok merak ettiğini söyledi. Çanakçı, amacının şoför esnafının bu sıkıntısına bir nebze olsun fayda sağlamak olduğunu açıkladı.